الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله. سورة فاطر 31 آيات. أستعيذ بالله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. Evvelki ayette Halik-i Kainat Habibine iltifaten buyurdu: İnna erselnake bilhakki beşiren ve nezira. Ey Habibim, seni hak ile, Kur'an ile gönderdim. İtaat edenlere, iman edenlere cennetle tevşir edici, iman etmeyenlere ümmet-i icabet, cehennemle korkutucu gönderdim. Bunu emretti ona. Bu sefer de ümmetine iltifat ediyor. Bu ümmet hayrul ümemdir. Madem ki Peygamberimiz bütün peygamberan-ı azamın en büyüğü, en hayırlısıdır, onun ümmeti de ümmetlerin en hayırlısıdır. Künnâ ekremel ümemi, ekrem-i ümemdir. Ekrem-i ümem olduğunu beyan ediyor Cenab-ı Hak. Bu ümmete olan lütfini, lütf-i ilahisini. Bakınız, ümmeti üçe teksim ediyor, ümmeti davet. Kur'an-ı Azimüşşan. Bizim lisanımıza göre ve orta birinci Aliyyül Ala. Yahut da en iyisi, en ortası, en sonu. Malum ya, ümmetin içinde ümmet olduktan sonra, iman tamam olduktan sonra, iman varsa, iman ile beraber günahlar varsa ümmetten birisi. Eğer günahlardan sonra hayırlı de var ama hayırları orta. Hem hayırlı de var, hem hatası da var, hem iyiliği de var. O da ortadır, vasat. Eğer hatası yoksa, yalnız iyilikleri varsa, o da sabık ondan olur. Her üçünü de Halik-i Kainat buyuruyor ki, ben evresnel kitabe, varis yaptık bu kitabı. Bu Kur'an-ı Azimüşşan'a varis yaptık. Kimleri? اَلَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Bizim kullarımızdan, bizim intikap ettiğimiz kullar. Bak, demek ki bu ümmetin efradileri Allah-u Teala intikap etmiş diğer mahlukatın insanların arasındaki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet yapmış ve bu Kur'an'ı da onlara vermiş. Musa'nın kavmine bu yok. Ne bir peygamberi bu peygamberimize yürüyedir, ne kitabı bize yürüyedir. Diğer peygamberler de böyle. Şu halde bu peygamberin ümmeti her ümmetin fevkindedir. Allah emrediyor, onları istifa ettik, intikap ettik min ibadina. اَلَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. İbadilerin içinde intikap ettik çünkü seni ümmet yaptık. Ne büyük bir nimet. Sonra فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. O ümmetin bazıları nefsine zulmetmiş olan kimselerdir. Hata etmiş, düşünmemiş. Nefsinin necati, hilası hangi yoldadır onu düşünmemiş. Nefsine zulmetmiş, gidecek azabı görecek bir yeri göstermiş nefsine, binaenaleyh nefsine zulmetmiş, hatalar yapmış. Bir kısmı böyledir bu ümmetten. Fakat bak, ümmetlikten çıkmaz bir. Bir de kitaba varis olduğundan çıkmaz iki. Bir de istifadan, intikaptan çıkmaz iki. Günah yapmış, hataları da olur. Fakat o hatalarla ne ümmetlikten çıkar, ne istifadan çıkar, istifeyna diyor. Ne de evet, ne ibadetten çıkan istifeyinden çıkar. İkinci de وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ. Bir kısmı da muktasıddır. Hayr-ü şer, hayri de var, şerri de var. Müsavi gidiyor, beraber gidiyor. Hem iyi yapıyor, hem fenalık yapıyor. Bir kısmı da böyledir. O da hem intikam edilmiş sen ümmet, hem de ibadına diyor Cenab-ı Hak. Ne büyük bir şereftir benim kulum desin. Büyük bir hükümdar benim hizmetçim, benim efendim, benim müstehlenim desin. İnsan zevk duymaz mı? Ya Allah Celle Celaluhu benim kulum desin, ne büyük bir nimettir. Üçüncüsü de وَمِنْهُمْ سَابِقٌ اِلَى الْخَيْرِ بِالْخَيْرَاتِ. Bir kısmı da hayrata sevkat ediyor,
katalidi zuhur etmiyor, hayrata sevk ediler. Onlar hepsi de biiznillah, Allah'ın izniyle olur. Zalikel fadlul kebir. Zalike huvel fadlul kebir. Fazl-i kebir. En büyük nimet bu. En büyük nimet budur ki bu kitabı bu ümmeti varis yaptık. En büyük bir nimettir ki mehlukatın içinde bu ümmeti intikam ettik. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmeti icabet olduğunu. Ve bu fazilden daha büyük bir şey yok. Onlara intikam edilecek. Bu intikam ettikten sonra, kitaba varis yaptıktan sonra onların mükafatı nedir? Cennat-u adnin, daimi cennet. Yedhulûneha, dâhil olur, hiç çıksın. İman sahibi olup da ebedi cehennemde yanacak yok kimse. Ancak imanını küfr ile karıştıranlar olursa biraz tasfiye olur cehennemde. Yani ebedi cehennem yok. Mesela hatalar ne kadar olursa olsun Allah'ın azamet kudretinden fazla değildir. Rahmeti ilahiye zuhur etti mi? Yumassa âbe rahmet ehli cürmün cürmini ya Rab. Yabu bi haddu bi payan olan deryayı neylersin? Haddu payani olmayan bu rahmeti ilahiye günahkarlara olmazsa kime olur? Elbette günahkarlara olur. Allah affeder. Yanınıza eğer küfre karıştırmışsa vaadi ilahi var. İnne Allah'a la yaghfiru en yüşreke bihi ve yaghfiru ma dune zalike. Küfri affetmez Allah. Karıştırıldığı için nasıl ki altına yabancı bir madde karışırsa kuyumcuya verirler de yabancı maddeyi tahlil çıkarırlar. Onlardan Allah-u Teala'nın münasip girdiği miktar cehennemde kalır. Sonra kalır. Netice bütün bu ümmet ehli cennettir diyor. Fazl-ı kebir de budur. Cennette cennat-u adnin ikame cenneti çıkacak yok ebedi. Yedhulûneha dâhil olurlar. Allah. Hem de bizim lisanımızla Cenab-ı Hak bize bildi diyor. Biz öyle diyoruz ki dünyada zinet, altın, gömüş, ipek yetmek, güzel yemek yemek, biz bunu biliyoruz. Halik-i Kainat da cennetin ekser ahvallerini bizim kafamıza göre beyan buyurmuş. Buyuruyor ki yuhallevne fiha, zinetlenirler cennette, ehli cennet. Hanımlar zaten zinetlenir, hatta erkekler de. Min esavile min zehebin velülen. Esavir bileziğe derler. Eskiden biz hanım erkekler bileziği giyiyor mu? Biz tahmin ediyoruz ki ayıp olur gibi kadınların işidir. Halbuki bugün o kol saatleri çıktıktan sonra bilezik değil mi kolunda? O bilezik gibi kol saati bu yüksek kıymetli cevheratla ziynetlenirse elbette bir ziynet verir. İşte onların da buna, ona göre misafir esavire. Yoksa bilezik de bizim anlayışımız gibidir. Yoksa bu nimetler öyle bir nimetlerdir ki ne kimse görmüş, ne kalben varid olmuş, ne de tarif edilebilir. Lakin bize beyan etmek bu şekilde olur. Bizim arzu ettiğimiz şekilleri bize gösteriyor. Min esavile min zehebin ve lüvlen. Esavir bileziğe derler. Eskiden biz hanım erkekler bileziği diyor mu? Biz tahmin ediyoruz ki ayıp olur gibi kadınların işidir. Halbuki bugün o kol saatleri çıktıktan sonra bilezik değil mi kolunda? O bilezik gibi kol saati bu yüksek kıymetli cevheratla ziynetlenirse elbette bir ziynet verir. İşte onların da buna, ona göre misafir esavire. Yoksa bilezik de bizim anlayışımız gibidir. Yoksa bu nimetler öyle bir nimetlerdir ki ne kimse görmüş, ne kalbe varid olmuş, ne de tarif edilebilir. Lakin bize beyan etmek bu şekilde olur. Bizim arzu ettiğimiz şekilleri bize gösteriyor. Min esavile min zehebin ve lü'lühen mücevherat ile ve libasuhun fiha harir. Onların orada giydikleri de halis ipekten olur. Çünkü ipek erkeklere haram olduğu için cennette onlara halal olur. Hangi ipektir? Çarşıda bizim bildiğimiz ipekler değil. Bunlar sona ipek. Asıl hayvandan ipek, böceğinden alınan ipek, eğer halis ipek olursa erkeği için haramdır. Karışık olursa yine cavizdir. Hatta yarısı yarısında olsa yine cavizdir. Şimdi ehli cennet böyle gider cennete. Bu ümmetin intikam, Allah'ın intikam ettiği bu ümmetler cennete gittikten sonra onlar cennete ne yapıyorlar? Cennete de ama Cenab-ı Hakk'a hamd-ı sena edelim.